gerçi Devrim Danyal, sevgili Devrim Danyal 18.45 gibi yayındayız diye Twitter'da paylaşmıştı ama 7 dakika geç de olsa onu canlı yayına alıyorum. Hocam hoş geldiniz. Sevgili Gözde nasılsın? 7 dakika gecikmeyle hoş bulduk. Senin için 7 saat bile bekleriz Gözde. Abi eyvallah, çok zarifsiniz, çok teşekkür ederim. Devrim hocam, şimdi ben dinleyicilerden bir iki tane soru topladım. Daha doğrusu ben toplamadım aslında. Bana mesaj attılar. Benden cevap sordular ama benim verebileceğim cevap değil. O yüzden size sormak istiyorum. İlk soru şu. Bir dinleyicimiz demiş ki ben Metaverse'te bir dükkan açarsam burada satacağım NFT'leri, NFT'leri parasını nasıl alacağım? Birinci sorum bu. Hemen cevaplayalım. Öncelikle bu tamamen dijital bir ortam olduğu için ve şu anda her Metaverse kendi ekosistemini yaratmaya başladığı için Metaverse'lerin de kendilerine ait para birimleri var. Yani eskilerden hep örneklediğimizde iş merkezlerinde çayhanelerin bulunduğu ve çaycıların bize markalar şeklinde, işte kimi kırmızı, kimi yeşil, kimi mavi markalarla ay başında markaları bırakıp her çay karşılığında da ondan 2-3 tane alması mantığında süreç işliyor ve o süreçte hangi metaverse'e girerseniz o metaverse'in ilgili parasıyla ya da ilgili değiş tokuş aracılığıyla diyelim bunu sağlar hale gelmeye başlıyorsunuz. Şimdi hemen altına da not düşmüş, bunu nasıl paraya çeviririm diye. Yani asıl orada bence onun sormak istediği şey onu nasıl nakite çevirecek. Cash out. Buna cash out diyorum. Normalde. Nasıl canlıyı nasıl görürüm onu soruyor. Öncelikle satışı yaptıktan sonra canlıyı görmek kalsın. İşleri açık olsun. Orada ne yapacağını öncelikle bulup bunu sağlam zemin üzerine oturttuktan sonra arka tarafta bunun yolu yordamı mevcut. Hepsinin farklı yöntemleri var ama temelde bir kripto varlık ekosistemi üzerinde döndüğü için öncelikle kripto varlık değiş tokuş platformlarından bir tanesine girecek. Oradan da kendi bankasına çıkışını gerçekleştiriyor olacak. Temeli bu. Peki şimdi bir başka dinleyicimizle böyle ben konuştum da onun sorusunu açıklamaya çalışayım çünkü o da açıklayamadı tam olarak. Şimdi o diyor ki ya diyor biz hani bu metaverse'lere gireceğiz de diyor bir kere nerededir diyor bunlar, bu metaverse'lere nasıl gireriz diyor. Ben işte anlattım birkaç tane böyle internete girerseniz dedim, Google'larsanız çeşitli metaverse şeyleri giriş linkleri bulursunuz dedim. Dedi ben peki orada dedi nasıl şey alacağım dedi. Nasıl toprak alacağım efendime söyleyeyim, bir de ne satacağım dedi. Şimdi bu ne satacağım sorusunu birkaç kişiden daha duydum. Devrim Hoca ne satacak bu insanlar? Fikir ver. Sevgili Gevezde. Öncelikle herkesin soruları anladığım kadar ortak bir noktada buluşmaya başlıyor. Eskiden nasıl alacağımdı, şimdi nasıl satacağımı dönmeye başlamış. Çünkü Türkler olarak arazi bırakmadık Metaverse'te. Değil mi? Öyle bir durum var değil mi? Maalesef şu anda Türkiye'deki bu konuda dünyadaki en başı çeken ülkelerden bir tanesiyiz. Arka tarafta gerçekten toprak bazında oradaki öncülüğümüz devam ediyor. Herkes toprağı aldı, elinde duruyor şimdi. Bunu daha önceki yayınlarımızda da söylemiştim. Bunları artık bir işe çeviriyor olmak lazım. İçerisinde çay bahçesi mi açacağız, herhangi bir sergi salonu mu yapacağız, futbol sahasına mı çevireceğiz? Bunlar artık bizim o andaki bakış açımızda doğru orantılı. Hatta buradaki süreçleri işletebilmek için de tüm mimar, tasarımcı, illüstratör arkadaşlarımızla dışarıda bulunmuştuk. Onlarla şimdi ete kemiğe bürünecek bir yapı kurup bu arazilerin üzerinde çalıştırmamız gerekiyor. Bu arada Metaverse'e nasıl gireceğim diye soranlar için de birden fazla Metaverse var. Bu Metaverse'ler hem demografik yapı için hem de yaş ekosisteminde farklı kırılımları kapsıyorlar. Her yaşın ayrı bir Metaverse'ü var desek yanlış olmaz. Bu Metaverse'lere de nereden ulaşabiliriz derseniz giderken sağda, dönüşte solda. Şimdi ben araya böyle bir şey daha soracağım. Şimdi bu gerçekten Türkiye'nin bu konuda öncülüğünü biliyorum. Şimdi bu bizim belki şeyimizle, genetikle de alakalı. Türk insanı toprağa yatırım yapmayı seven insan. Yani sorarsan herkesin bir şekilde köyde toprağı vardır, arazisi vardır ya da bir yerde bir arazisi vardır.
Ancak burası o köydeki araziyle aynı değil değil mi hocam? Yanlış anlamıyorum. Yani burayı öyle hani boş tutarsak bir süre sonra burası boş kalmaya devam edecek. Sevgili Gevze, öncelikle yapmış olduğum görüşmelerde en çok şunu farkına varıyorum ki bir süre sonra biz de anneanne dede olduğumuz zaman bizim torunlarımıza şu anda bahane bulacak bir kendimize şey arıyoruz, mekan ve yer arıyoruz. Hani biz dedelerimiz için diyoruz ya buralar dutlukken niye almamışlar diye, şu anda torunlara onun bahanesini üretmeye çalışıyoruz. Ve arka tarafta bunu aldıktan sonra da senin dediğin gibi dedelerden gördüğümüz bu mantık üzerinde toprağa yatırım yapıyoruz. Bunun ama bir adım sonrasında da yapacağımız ne var diye araştırmaya başladık. O yüzden bu süreçlerin içerisinde orada işlevsel, yani her yaş grubuna özel çeşitli onların albenisine yönelik işlemler gerçekleştirmek zorundayız. Bu oyun şu anda en meşhur kısmı. Oyun arka taraftan ete kemiğe bürünmüş halde NFT'ler gelmeye başlıyor. Bu bir koleksiyonerlik için tablo olabilir, bir işte farklı animasyon olabilir. Yeni yeni dijital roman tadında bu tarafta kısa film tarzındaki süreçlerde bizim sanatçılarımız da bizim ajanslarımız da devreye girmeye başlıyor. Yani orada içerik üretmeye başladıkça, içerik arttırmaya başladıkça da bunlar insanlar tarafından değerlendirilecek. Tabii şu anda algı açısından çok temelde döneme seviyesinde ilerleyen bu yapı çok kısa bir süre içerisinde de nakite ya da işte oradaki karşılığa dönecektir diye düşünüyorum. Ama lütfen bunu da soran arkadaşlarımızı da şu şekilde yönlendirelim. En azından herkes içerik üretirse, herkes buraya bir şey satmaya gelirse alıcısı kim olacak? O yüzden de buna hani normal ekonomide de can suyu dediğimiz bir yapı var ya, o yüzden işte 5 dolar, 10 dolar, işte 10 lira, 20 lira neyse bütçeniz, burada en azından o deneme süreçlerinde siz de bir şeyler girip bu ekonomiye can verebilirsiniz. Tabii ki burada önemli olan her yaşın ayrı bir metaverse'ü var. Bunun şarkısı da var bilirsin. Her yaşın ayrı bir metaverse'ü var. Kesinlikle. Gözündeki çizgilerle. Bayanlar bayanlar, Devrim Danyal Hoca bizlerle beraberdi hocam. Çok teşekkür ederim. Önümüzdeki perşembe tekrar görüşmek üzere. Herkese sağlıklı, mutlu bir hafta sonu diliyorum. İyi bakın kendinize. Bye bye. İyi hafta sonları. Geveze Show. Devam ediyor.